Merhaba arkadaşlar. Bugün anorganik kimyada çoğunlukla işlenen Lewis nokta yapısını anlatacağım size. Visper kuramı olarak da bilinir. Ben bunu kolay ve basit bir şekilde kendi geliştirdiğim bir yol var. Bugün size onu anlatacağım. Daha çabuk, daha hızlı oluyor. Uzun yoldan isteyen hocalarınız olursa da hocalarınızın anlattığı gibi çözersiniz. Mesela su molekülünü ele alalım. HCO. Grup numarasını yazacağız buraya. Ya da değerlik elektron sayısı da diyebiliriz buna. Buraya da hidrojen ise dublete, oksijen ise oktete tamamlar. Hidrojenden gelen değerlik elektron sayısı 1. İkinci hidrojenden gelen değerlik elektron sayısı 1. Oksijenden gelen değerlik elektron sayısı da 6. Hidrojen 1A'da, 1A, 1A, 6A. Tek tek yazıyoruz, topluyoruz. 1, 2, 8 tane elektronumuz, 8 tane değerlik elektronumuz var. Şimdi hidrojenin dublet olabilmesi için 2 elektron olması lazım. Diğer hidrojenin de dublete varması için 2 elektron olmalı. Oksijen noktası tamamlanması için 8 elektron olmalı. Burayı da topluyoruz. 2, 4, 12 elektron yapıyor. Şimdi bağ elektron sayısı. Bağ istiyoruz. Bağ elektron sayısı. 12 elektron. Toplam elektron 12. Grup numarası toplamı ya da değerlik elektron sayısı toplamı 8. Buradan 4 elektron geliyor. Bir bağ için 2 elektron gerektiğinden bölü 2 diyoruz. Bu molekül 2 bağ yapıyormuş. Ortaklanmamış elektron sayısını bulalım. 8 elektronumuz var. 4 tane elektron bağa gitti. Bağ elektron sayısını çıkarıyoruz. Değerlik elektron sayısından. 4 elektron. Ortaklanmamış elektron sayımız da 4. Şimdi gelelim moleküle. Oksijen merkez atom bildiğiniz üzere. Hidrojeni koyuyoruz. Gördüğünüz üzere burada hidrojen dubletini tamamladı. Buradaki hidrojen de dubletini tamamladı. Elimizde 4 elektron kalmıştı. Yani ortaklanmamış elektron sayısı 4'tü. O zaman biz bunu bu dublete tamamladı. Bu da dublete tamamladı. Oksijenin 1, 2, 3, 4. Oksijenin oktet tamamlaması için 4 elektron eksik. Elimizde de ortaklanmamış elektron 4 tane. Demek ki ortaklanmamış elektronlar oksijenin etrafına yayılacak. Yani finalde Lewis gösterimimiz H2O için bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, siz bunları geliştirebilirsiniz kendiniz. Farklı moleküller yazarak da bunu yapabilirsiniz. Ben mesela BF3'ü göstereceğim size. Bor trifluorür. Grup numarası. Burada okteti tamamlayacak olanlar var. O yüzden dubleti yazmıyorum. Oktet. Grup numarası borun 3, florun 7. 3 tane flor olduğu için buraya 3 tane yazacağız. 4'ü de oktete tamamlamak isteyecek. 32 elektron. Burası değerlik elektron sayımız 24 elektron. Şimdi bağ elektron sayımızı buluyoruz. 32 eksi 24'ten 8. Yani 4 bağ yapıyormuş. 24 eksi 8 16 elektron. Bu da ortaklanmamış elektron sayısı. Yazıyoruz. Diyeceksiniz ki 3 bağ, burada 4 bağ çıktı. Burada oktet aşımı var.
Yani siz bu bağ sayısına bakmayacaksınız. Burada bulunan molekül kadar bağ yapacaksınız. Sonra bakacaksınız. Yerleştireceksiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6. Altı, 16, 2, 4, 6. Borun 8 olması lazım. 2 tane gerekiyor ya. O burada artan ikiliyi de buraya veriyoruz. Burada oktet atışımı olduğu için bu kurala uymuyor. Hepsi tamamladı mı oktete? 2, 4, 6. Şurası şöyle bir rezonans bağı yaptığında burası gidecek. 8, tamam. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Yani yapı 8. Bu şekilde olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi dersler.